Evet, bugünkü dersimizin konusu parametrik olmayan, yani non-parametrik testler. Biliyorsunuz son iki derste çıkarımsal istatistikler ve daha sonra da parametrik testleri görmüştük. Çıkarımsal istatistikler, daha doğrusu hipotez testlerinde tür 1, tür 2 hatalarını, etki boyutunu ve istatistik testlerin gücünü işledik. Daha sonra parametrik testlerde ise T testlerini, varyans analizi, ANOVA testlerini, korelasyon testlerini ve regresyon testlerini inceledik. Bu derste ise parametrik olmayan, non-parametrik testlerden söz edeceğiz. Nedir non-parametrik ya da parametrik olmayan testlerin özelliği? Hatırlayacaksınız, parametrik testlerde verilerin normal dağılmış olması özelliğini arıyorduk. Veriler aralıklı, oranlı ölçekle toplanmış olmalıydı. Ve bu verilerdeki varyans da çok birbirinden farklı olmamalıydı, eşit de olmamalıydı ama. Parametrik olmayan testlerde ise verilerin normal dağılım şartı aranmıyor. Sınıflama ya da sıralama ölçeğiyle toplanmış veriler üzerinde gerçekleştiriyoruz non-parametrik testleri. Ya da aralıklı oranlı ölçümle elde edilmiş olan verileri zaten istatistik yazılım, eğer non-parametrik testi yapıyor isek önce sıralama verisine çeviriyor. Non-parametrik testlerin bir özelliği parametrik testlerden daha az güçlü olması. Tür 2 hatası yapma olasılığı non-parametrik testlerde daha yüksek. Hatırlayın, tür 2 hatasını biz gerçekte gruplar arasında fark varken fark olmadığını kabul etme biçiminde tanımlamıştık iki önceki derste. Peki hangi parametrik olmayan testler var? Burada gördüğünüz gibi parametrik olmayan testler binom testi, iki kare testi, Mann-Whitney testi, Wilcoxon testi, Kruskal-Wallis testi, Friedman-ANOVA testi ve parametrik olmayan korelasyon testi. Bugünkü dersimizde bu non-parametrik testlerin hepsini göreceğiz ve örnek vermeye çalışacağız. Gene aynı verileri kullanıyoruz. 200 öğrenciye ait notların bulunduğu o HSB2 Türkçe dosyası. Biliyorsunuz bu dosyada öğrencilerle ilgili cinsiyet, ırk, sosyoekonomik statü, okul türü, program türü ve sosyal bilimler, okuma, yazma, fen ve matematik derslerinden aldıkları notlar vardı. Yine bu veriler üzerinden bu sefer non-parametrik testleri yapacağız. Bu değişkenleri hatırlatmak için yeniden gösteriyorum hangi verileri içerdiğini dosyanın. İlk örneğimizle başlayalım. Binom testi. Bunun parametrik karşılığı tek örneklemli T testiydi, hatırlayacaksınız. Ve elimizdeki örneklem değerini daha önceden tespit ettiğimiz bir değerle karşılaştırıp acaba örneğin o evrenden mi gelmiştir, gelmemiştir testini yapıyorduk. Tek örneklemli binom testi parametrik testten farkı, bu testi sınıflama ölçüm düzeyinde toplanmış veriler için kullanıyoruz. Parametrik testte örneğin notlar 50'den farklı mı değil mi diye ölçmüştük. Bu sefer ise sınıflama ölçeğinde toplanmış veriler üzerinde yapacağımız için örneğin öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı %50'den farklı mıdır değil midir diye yapacağız. Hemen fark edeceksiniz, cinsiyet burada sınıflama verisi. O zaman araştırma hipotezimizi, öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı eşit değildir. Yani erkekler kızlardan ya da kızlar erkeklerden daha fazla sayıdadır örneklemimizde gibi bir hipotez
kuruyoruz. Ama burada çift kuyruk hipotez kurduğumuz için o fazla bu fazla demiyoruz. Kuşkusuz bu tür hipotezleri de kurabilirsiniz. Bunun en önemli özelliği test yaparken o zaman tek kuyruk test yapacaksınız eğer büyüktür küçüktür biçiminde denence kuruyorsanız. İstatistik yazılım üzerine Binom testi yapabilmek için menüden Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogs, Binomial'ı seçiyorsunuz. Test değişkenleri olarak cinsiyeti seçiyoruz ve test oranı olarak %50 yani 0,5 giriyoruz. Burada bizim örneklerimizdeki değerin 0,5'ten farklı mı değil mi olduğunu Binom testiyle ölçmeye çalışacağız. OK seçeneğine basıyoruz. Bunun karşılığında bir tablo geliyor Binom testi sonucunu veren. Bu tabloda kolayca görebileceğiniz gibi erkeklerin yüzdesi %46, kadınlarınki ise %55 olarak verilerimizde, örneklerimizde gerçekleşmiş. Karşılaştırdığımız değer %50. Bu arada %46, %55, %101 ediyor bu yuvarlama hatasından tamamen. O zaman demek ki 4-5 puanlık bir fark var. Bu 4-5 puanlık fark şansa dayalı olarak mı böyle çıkıyor ya da şansa dayalı olarak çıkma olasılığı nedir? Yoksa gerçekten örneklemle evrendeki %50 değer arasında bir fark var mı? Daha doğrusu bizim evrende demeyelim de bizim kabul ettiğimiz %50 değer arasında. Çünkü bu testi daha farklı kerteriz noktaları vererek de yapabilirsiniz. Örneğin acaba erkeklerin oranı %30'dan farklı mı diye de yapmak mümkün aynı testi. En sağda gördüğümüz çift kuyruklu test sonucu 0,229 olarak gerçekleşmiş. Ki bu fark %5'ten yüksek olduğu için 0,05'ten istatistiksel açıdan anlamlı değil. Yani bu 200 kişilik örneklemde kadın ve erkeklerin dağılımı şansa bağlı olarak %46, %54, %55 gibi elde edilebilir. Başka bir deyişle bizim o zaman cinsiyete göre dağılımın %50'ye eşit olduğunu ya da %50'den çok farklı olmadığını kabul etmek zorundayız. Hatırlayın parametrik testlerde de benzer bir yaklaşım gösterip örneğin fotokopi makinesi kârlı mıdır değil midir, 70-66'dan küçük müdür gibi sorular soruyorduk. Cinsiyete göre dağılım çok farklı değilse birbirinden o zaman bizim boş hipotezi kabul etmemiz lazım ki 0,229 P değeri buna işaret ediyor. Binom testini yorumlamak çok zor değil. Burada kabaca tanımlayıcı istatistikler verilebilir. Örneğin dineklerin cinsiyete göre dağılım yüzdeleri arasında anlamlı bir fark yoktur derken %46'sının erkek, %55'inin kız. Belki de bunları virgülden sonra biraz daha yürütüp %101'den kurtarmak lazım toplama. Ve sonunda da P değerini veriyoruz. Başka bir deyişle örneklemdeki erkeklerin oranı %50 değerinden anlamlı bir biçimde farklı değildir. Şimdi bunlar çok basit tanımlayıcı istatistikler. Birçok araştırmada zaman zaman rastlıyoruz. Bu kadar basit tanımlayıcı istatistikler için bir de biraz abartılı histogramlar falan vermek. Ben buraya örnek olarak koydum ama buna hiç gerek yok. Çünkü yukarıdaki cümle deneklerin cinsiyete göre dağılım yüzdeleri arasında anlamlı bir fark yoktur deyip %46, %55'i verdikten sonra yanına böyle bir afilli şekil koymuşsunuz, koymamışsınız fark etmez. Aslında bakılırsa aynı bilgiyi veriyor bu cümlede. Biz tabloları ve şekilleri metne ya da yoruma ancak ve ancak metni
daha da güçlendirmek için koyuyoruz. Dolayısıyla böyle bir şekil ya da tablo koyduğunuzda bu şekil ya da tablo metindeki bilgilere ilave bilgiler eklemesi lazım. Onun için de bu kadar basit şeyler için koymak gerekli değil. Ama nedense bak işte ben böyle grafik yapabilirim diye makalelerde görüyoruz bazen. Parametrik olmayan testlerden ikinci örneğimiz ki kare testleri. Ki herhalde belki de en bilinen testlerden biridir. Özellikle de sosyal bilimlerde sıklık verisi topluyor iseniz. Ki kare testi de sınıflama ölçüm düzeyinde toplanan veriler için kullanılıyor. Ve temel amaç incelediğimiz değişkenlerin gözlenen sıklık değerleriyle beklenen sıklık değerleri arasında fark var mı yok mu diye test etmektir. Ki kare testi sonucu bize ikisi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığını gösteriyor. Yani fark anlamlı mı yoksa şans eseri böyle bir fark olabilir mi diye. İki kare testine bakacağız. Biri uyum iyiliği testi ki bu yönüne biraz önce gördüğümüz Binon testine çok benziyor. Diğeri ise ilişki testi. Önce ki kare uyum iyiliği testini görelim. Ki kare uyum iyiliği testinde bir bağımsız değişken için gözlenen sıklık değerlerinin beklenenlerden farkını test edebiliriz. Örneğin verilerde öğrencilerin sosyoekonomik durumu biliyorsunuz yüksek, orta, düşük diye ölçülmüştü. Diyelim ki öğrencilerin sosyoekonomik durumlarının evrendeki %30 düşük, %50 orta, %20 yüksek oranlarına uygun olup olmadığını test edelim eğer evrende bu tür değerlerimiz varsa. O zaman araştırma hipotezini şu şekilde kurabiliriz. Öğrencilerin sosyoekonomik durumlarına göre dağılımı %30 düşük, %50 orta, %20 yüksek şeklinde değildir diye bir araştırma denencesi kuruyoruz. Ya da bunu tek kuyruk yapmak istediğinizde sosyoekonomik durumu düşük olan öğrencilerin oranı %30'un altındadır gibi bu üç kategoriyle ilgili farklı araştırma hipotezleri kurmak mümkün. Ki kare uyum iyiliği testinin istatistik yazılımında gene menüden Analyze Nonparametric Tests Legacy Dialogues bu sefer onun altında Chi-square'i seçiyoruz, ki kareyi seçiyoruz. Test değişkeni olarak öğrencinin sosyoekonomik durumunu seçiyoruz. Ve beklenen değerlere daha önce Binon'da yaptığımız gibi ne öngörüyorsak onu giriyoruz. Burada sırasıyla 30, 50 ve 20 bunlar sosyoekonomik durum yüzdeleri. Bunları giriyoruz. Bir önceki slaytta hangisinin hangisine ait olduğunu sırasıyla vermiştik. OK'ye tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde iki tablo geliyor. Birincisi gözlenen ve beklenen değerleri bize veriyor ve en sonunda da sapma diye adlandırdığımız kısımda gözlenen ve beklenen değerler arasındaki sapma ne kadar? İlk tabloda gördüğünüz gibi düşük, orta, yüksek sosyoekonomik düzeydeki gözlemimiz verilerde 47 sırasıyla 47, 95, 58 biçiminde. Beklenen değerler ne olmalı? Yani %30, %50, %20'den gidersek 200 kişi üzerinden 60, 100 ve 40 olmalı diyor bu sütun. Sapmalarda örneğin biz 47 gözlemişiz, 60 olması lazım, 13 biçiminde verilmiş. 95 bekliyormuşuz, 100 olması lazımmış, eksi 5, beklenenden 5 az. 40 bekliyormuşuz, 58 gözlemişiz, bu da beklenenden 18 fazla, neredeyse %50. Şimdi çıplak gözle baktığımızda
beklediğimiz iki değer beklediğimizin pardon gözlediğimiz iki değer beklediğimizin altında bir değer ise üstünde biçimde gerçekleşmiş. Soru şu: acaba bu düşük orta yüksek sosyoekonomik düzeyli öğrencilerin bizim verdiğimiz %30, %50, %20'den farklı mı olduğunu gösteriyor, yoksa bu fark şansa bağlı mı diyeceğiz. İkinci tablo bize ki kare değerini veriyor. 11,167 serbestlik derecesi 2. Asimptotik anlamlılık düzeyi 1000'de 4. Burada bir çıkma yapıp hemen farka işaret etmek isterim. Daha önceki anlamlılık düzeyi testlerinde asymptotic significance diyordu, asymptotic değil. Neden? Çünkü Chan öğresine uygun olma varsayımıyla testi yapıyordu. Oysa artık non-parametrik test kullandığımız için böyle bir varsayım söz konusu değil. Dolayısıyla da Chan eğrisine benzeme şartı aranmadığından test sonucu asymptotic significance çift kuyruklu test yapıyoruz bu durumda ve 1000'de 4 çıkmış. Bunun anlamına dönecek olursak 1000'de 4 %5'ten çok daha küçük, sıfıra daha yakın bir değer. Dolayısıyla da burada bizim söylememiz gereken şey bu %5'ten küçük olduğu için gruplar arasında fark olduğu biçiminde yorumlayacağız. Ki kare testleriyle ilgili nasıl rapor edeceğimize ya da etki düzeyine gelmeden önce bir şey daha söylemekte yarar var. Ki kare testi yukarıda gördüğümüz sosyoekonomik durumdaki gözlerdeki değerlerin 5'in altında ya da 0 olmasına duyarlı bir test. Daha doğrusu 5'in altında ya da 0 değeri içeren gözler varsa isabet durumu daha düşük oluyor ki kare testinde. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğunda Fisher kesin testini kullanmak gerekir. Daha sonraki örneklerde Fisher testinin de otomatik olarak hesaplandığını test istatistikleri kısmında görüyoruz. Şimdi bu sonuca göre örneklemdeki öğrencilerin sosyoekonomik durumlarına göre dağılımının denencede öngördüğümüz %30, %50, %20 değerlerinden farklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü şansa bağlı olarak böyle bir şey gerçekleşemez diyor. Ki kare istatistiği ve P değerini serbestlik derecesiyle birlikte vererek böyle bir yorum yapılabilir. Bu demektir ki boş hipotez reddedilecek. Yani bizim istediğimiz oranlara eşittir hipotezi boş hipotez olarak reddediliyor. Demek ki sosyoekonomik durumlar bizim öngördüklerimizden farklı. Nasıl rapor edeceğiz bunu? APA-STIL'ine göre gayet basit bir şekilde öğrencilerin sosyoekonomik durumlarına göre dağılımı evrendeki dağılımdan, yani beklenen dağılımdan anlamlı düzeyde farklıdır. Ki kare serbestlik derecesi 2 iken 11,167 P değeri 1000'de 4 veriyoruz parantez içinde. Örneklemdeki sosyoekonomik durumu yüksek olan öğrencilerin oranı beklenenden daha yüksek, düşük olanların oranı beklenenden daha da düşüktür biçiminde de ekstra bir cümle eklemek mümkün. Ki kare testlerinden inceleyeceğimiz ikincisi ise ilişki testi. Bu iki bağımsız sınıflama değişkeni arasında ilişki olup olmadığını test etmek için kullandığımız bir ki kare test türü. Örneğin öğrencilerin cinsiyetiyle mezun oldukları lise türü arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek istediğimizde, ki ikisi de sınıflama değişkeni, yani hem cinsiyet hem de mezun oldukları lise türü, o zaman ki kare ilişki testini kullanabiliriz. Araştırma hipotezimiz bu sefer öğrencilerin cinsiyetiyle mezun oldukları lise türü arasında bir ilişki vardır biçiminde. Yani
daha açık şekilde, örneğin kızlar daha çok diyelim ki özel liselere ya da devlet liselerine gider, erkekler daha az gider anlamına geliyor bu, ya da çok gider anlamına. İstenirse hipotezler gene bu şekilde de kurulabilir. Biz çift kuyruk testi yaptığımız için bu şekilde bir yorum yapıyoruz. İstatistik yazılımı kullanarak bu ilişki testini, korelasyon testini menüden Analyze Descriptive Statistics Cross Tabs, yani çapraz tabloları seçiyoruz. Bu çapraz tablonun satırında lise türü, sütununda cinsiyet bulunsun biçiminde yerleştiriyoruz. Daha sonra statistik seçeneğine tıklayarak chi-square'ı işaretliyoruz. Ve gözler, cells seçeneğine tıklayarak bize hem beklenen hem gözlenen değerleri göstersin istiyoruz bu çapraz tabloda. Tıpkı biraz önceki örnekte de gördüğümüz gibi. Sonra OK'ye tıklıyoruz. Şimdi iki kare testi sonucu olarak bu sefer ikiye üçlük bir tablo var önümüzde. Öğrencileri cinsiyetine ve mezun oldukları lise türüne göre beklenen ve gözlenen değerleri vermiş. Örneğin ilk satıra bakacak olursak program türü genel, yani genel liseden mezun olan erkek öğrenci sayısı, gözlediğimiz sayı 21, kadın öğrenci sayısı 24, toplam 45. Beklenen değerler ise hemen altında ki birbirine çok yakın. Ondan sonra Anadolu Lisesi mezunlarının cinsiyete göre sayıları verilmiş. En sonda meslek liselerin ve en altta da erkek kadın toplamı ayrıca 91-109 olarak verilmiş. Bu çapraz tablo bize fark var mı yok mu bunu gösteriyor. İkinci tablo yine iki kare test sonucunu veriyor. İki kare test sonucu bize bu sefer çok küçük ve anlamlı olmayan bir değer verdi. İki kare 0,053, serbestlik derecesi 2, asymptotic significance 2 kuyruklu 0,974, yani 0,05'in çok çok üzerinde. Bu arada serbestlik derecesinin kabaca satır sütunundan satır sayısından bir çıkarılıp, sütun sayısından bir çıkarılıp ikisinin çarpımı ile elde ediliyor. Bunu incelerken ikiye üçlük bir tablodan bahsetmiştim. İkisinden birer çıkarıp çarparsanız 2 ediyor. Dolayısıyla iki kare testinde de serbestlik derecesi olarak 2'nin verildiğini görüyorsunuz burada. Bu durumda bizim boş hipotezi kabul etmemiz lazım. Yani cinsiyetle mezun olunan lise türü arasında anlamlı bir fark yoktur. Bunu asymptotic significance değerinden görebiliyoruz. Basit bir şekilde bunun apasitine göre yorumu, öğrencilerin cinsiyetiyle mezun oldukları lise türü arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki yoktur. Parantez açıp ki kare 2 serbestlik derecesine 0,053, p değeri de 0,974 diye rapor edebiliriz. Şimdi bir sonraki test türümüze bakalım. Mann-Whitney testi. Mann-Whitney testi bağımsız örneklem t testinin parametrik olmayan karşılığı. Burada bağımlı değişkenin sıralı ölçme düzeyinde verilere dayandığı varsayımı vardır. İkisi birbirine çok benziyor, bağımsız örneklem T testi ile Mann-Whitney testi. Sadece ölçme düzeyi farklı, o kadar. Ve tabii ki normal dağılım şartı aranmıyor bu verilerde. Şöyle bir test düşünelim. Erkek ve kız öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması birbirinden farklıdır. Biz bunu daha önce bağımsız örneklem T testiyle test etmiştik.
Diyebilirsiniz ki burada puanlar aralıklı, oransal ölçüm düzeyinde ölçülmedi mi? Buna birazdan geleceğiz. Önce bağımlı değişkenin, yani yazma puanının normal dağılıma uygun olup olmadığını Kolmogorov-Smirnov testiyle test edelim. Buna bazen vodka testi de diyorlar. Önce Kolmogorov-Smirnov test, normallik testini yapalım. Yazılım menüsünden Analyze, Descriptive Statistics, Explore'u seçip bağımlı değişkene yazma puanını atıyoruz. Çünkü yazma puanının 200 kişi için nasıl dağıldığına bakacağız. Bağımsız değişkene cinsiyeti koyuyoruz. Factor list diye geçiyor. Çünkü ikisinde de farklı biçimde dağılmış olabilir yazma puanları. İkisi de seçeneğini, both seçeneğini işaretliyoruz ki hem istatistikleri alalım hem de grafiği alalım. Statistik sekmesinde tanımlayıcı istatistikleri, descriptives'in ve %95 güven aralığının seçili olduğunu göreceksiniz. Ama siz testinizi %99'da yapacaksanız değiştirebilirsiniz. Plots, grafik sekmesinden de normality plots with test seçeneğini işaretleyip OK'ye tıklıyoruz. Kolmogorov-Smirnov normallik testi sonucunu görüyoruz tabloda. Aslında Kolmogorov-Smirnov'a ilaveten bir de Shapiro-Wilk var ki o da normalliği test ediyor. Smirnov testine dönecek olursak, erkekler için KS değeri 0,124, kadınlar için 0,139 ve ikisi de istatistiksel açıdan anlamlı. Biri 0,001, diğeri 0,000. Şimdi Kolmogorov-Smirnov testi şunu test ediyor. Bizim elde ettiğimiz dağılım normal dağılımdan farklı mı değil mi? Eğer significance yani anlamlılık değerleri %5'in üzerinde ise o zaman normal dağılım koşulunu yerine getiriyor diye yorumluyoruz. Yok eğer %5'in altındaysa ya da sizin belirlediğiniz değer neyse o zaman verilerimiz normal dağılım koşulunu yerine getirmiyor demektir. Bu durumda her iki değerde yani hem erkeklerin yazma notu için hem de kadınların yazma notu için değerlerimizin normal dağılmadığını görüyoruz. Bu da normal dağılım şartı aramadığımız için bize non-parametrik test yapılabileceğini, yapılması gerektiğini gösteriyor bu veriler üzerinde. Verilerin dağılımının normalden farklı olduğunu Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre apostilini kullanarak şöyle yorumlayabiliriz. Hem erkeklerin hem de kızların yazma notları normal dağılıma uygun değildir. Burada Kolmogorov-Smirnov testi büyük D harfiyle gösteriliyor. Dolayısıyla da erkekler için elde ettiğimiz değerlerle kızlar için elde ettiğimiz değerleri cümlenin içine gömebiliriz. D'den sonra gördüğümüz sayı, öğrenci sayısı, erkek öğrencilerin sayısı Kolmogorov-Smirnov değeri 0,124 ve P değeri 1000'de 1. Kızlar için ise bu sayı ki kız sayısı 109, 0,139 ve P değeri 0,000 biçiminde. Bu durumda bizim bu verilere parametrik test uygulayabileceğimiz anlaşılıyor. Daha önce niye bağımsız örneklem T testi yaptığımıza daha sonra döneceğiz. Şimdi madem ki verilerimiz parametrik olmayan test yapmaya elverişli, o zaman bu veriler üzerinde Mann-Whitney testi uygulayacağız ki bu non-parametrik karşılığıydı, bağımsız örneklem T testinin karşılığıydı. Menüden Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogues ve
two independent samples'ı seçiyoruz. Yani iki bağımsız örneklem testi. Nonparametrik testler altında. Test değişkeni olarak yazma puanına giriyoruz. Çünkü yazma puanları erkeklerin ve kızların birbirinden farklı mı diye bakacağız. Grup değişkeni olarak cinsiyeti seçiyoruz. Gruplarımızı da kadınlar için, kızlar için 0, erkekler için 1 olarak tanımlıyoruz. Hangi testi yapmak istediğimizi işaretliyoruz ki bizim durumumuzda Mann-Whitney-U testi. Seçenekler Options sekmesinden tanımlayıcı istatistikleri, descriptives'i de seçiyoruz ve OK'ye tıklıyoruz. Karşımıza Mann-Whitney testi sonucu geliyor. Bu tablo bir miktar tanıdık gelebilir, biraz da farklı gelebilir. Şimdi o farkları açıklayacağız. Daha önce bağımsız örneklem T testi yaptığımızda gelen ilk tabloda gene erkek kadın sayısı veriliyor ama not ortalamaları veriliyordu. Bu sefer ise ortalamaların sıralamaların ortalamasıyla sıralamaların toplamı veriliyor. İkinci tabloda ise Mann-Whitney-U test istatistiği veriliyor. Aslına bakılırsa bu tabloda Wilcoxon W testi sonucu da var ki bazen bu test Wilcoxon Mann-Whitney testi olarak da biliniyor. Daha yaygın olarak belki Mann-Whitney testi kullanılıyor. Bir sonraki test türünde Wilcoxon'u işaretli sıra toplama testi için de kullanacağız. Belki onunla karışmasın diye Mann-Whitney testi olarak daha çok anılıyor. Ama ikisi gerek Mann-Whitney-U testi gerekse Wilcoxon W testi aynı şeyi yapıyor. Yani iki parametrik veri arasında fark olup olmadığını test ediyor. Tabloların yorumuna dönecek olursak, bunun bağımsız örneklem T testinden farkı nedir? Bağımsız örneklem T testinde biz ortalamaları alıp karşılaştırıyorduk. Bunda ise veriler normal dağılmadığı için sistem öğrencilerin aldığı puanları önce sıralama verisine çeviriyor. Bundan kasıt da şudur, değerleri değil, o değerlerin notlar büyükten küçüğe sıralandığı zaman kaçıncı sırada olduğuna bakarak bunların ortalamasını alıyor, onların toplamını alıyor. Kısaca geri dönelim, ilk tablodaki mean rank dediği sıralama ortalaması. Yani hem erkeklerin hem de kızların notlarını, 200 kişinin notlarını büyükten küçüğe sıraladıktan sonra 1'den 200'e kadar o zaman sınıflıyor. İşte diyelim ki en yüksek not alan kişinin cinsiyeti erkekse ve 100 aldıysa onu bir kenara koyuyor. İkinci yüksek not alanın kızsa 99 onu bir başka gruba koyuyor. Böyle cinsiyetine göre o sıralama değerlerini İki farklı havuza yerleştiriyor. Ondan sonra bunların ortalamasını alıyor. Diğer sütunda da bu sıraların toplamını alıyor. Dolayısıyla ortalamayı vermiyor bize bu sefer gerçi ama gördüğünüz gibi kadınların değeri 112, 113'e yakın, erkeklerinki de 86'ya yakın bir değer. İki grup arasında sıralama ortalamaları arasında yaklaşık 27 puanlık bir fark var. Kızlar bu durumda daha yüksek puan almışlar çünkü sıralama değerleri daha yüksek. Hatırlayacaksınız, aritmetik ortalama söz konusu olduğunda da bu durum ortaya çıkmıştı bağımsız örneklem T testinde. Biz bunu şimdi nonparametrik testle yeniden görüyoruz. Peki bu fark, yani sıralamaların ortalaması arasındaki 27 puanlık fark, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark mı yoksa şans eseri olabilir mi sorusunun cevabı ise alttaki tabloda Mann-Whitney-U testinde görülüyor. Mann-Whitney-U testi sonucu 3606.
Z değeri, şu daha önce gördüğümüz, çünkü Mann Whitney Z'yi çeviriyor. İki Z'yi normal dağılım olarak biliyoruz biz. -3,329. Asimptotik anlamlılık değeri çift kuyruk ise 1000'de 1. Buraya kadar öğrendiklerimizden kolayca bu test sonucunun erkeklerle kızların yazma notlarının anlamlı bir biçimde birbirlerinden farklı olduğunu söylediğini görebiliriz. Çünkü Z değerini nasıl yorumlayacağımızı bildiğimiz için Z değerinin -3'ten fazla olması 3 standart sapma daha aşağıda bir değer almışız. Puanların, sıraların ortalaması 3 standart sapma altında erkeklerinki. Yani bu durumda erkeklerin notları kızlarınkinden anlamlı derecede farklı. Eğer kız ve erkeklerin notları arasında, daha doğrusu notlarının sıralamaları arasında gerçekte fark olmayıp da erkeklerin bu puanı şans eseri aldıklarını söyleyecek olsak, o zaman bu değerin çok daha, örneğin Z değerinin ortalarda olması lazım. Bir önceki testi hatırlarsınız, %0,974 gibi bir değer çıkmıştı. Burada ise 1000'de 1. Yani bu farkın, sıralama ortalamalarındaki 27 puanlık farkın şans eseri olma olasılığı 1000'de 1'den az. Böylece bizim boş hipotezi Mann-Whitney-Wu testi sonucuna göre reddetmemiz gerekiyor. Zaten şuradaki grafikten de aslına bakılırsa sıralama ortalamalarının, gerçi çok büyük bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü maalesef şuradaki Y eksenini daha duyarlı yapmak gerekiyor daha iyi bir şey almak için. Ama gördüğünüz gibi erkeklerin varyansı daha büyük ve sıralama ortalaması kızlarınkinden daha düşük. Kızlar ise daha tutarlı bir şekilde üst sıralarda, yani daha yüksek not almışlar diye yorumlamamız gerekiyor bu grafiği. Mann-Whitney testi ortalamalar arasındaki farkı değil de, tekrar vurguluyoruz, sıralar arasındaki farkı ölçtüğü için buradaki değerleri artık ortalama olarak değil, ortanca olarak işaretleyebilirsiniz. Bunu interaktif grafik testinden kolayca yapmak mümkün PASW yazılımında. Ve kutucuğun alt ve üst değerleri de %95 güven aralıklarını gösteriyor. Daha önce de benzeri bir box plot'ı yorumlamıştık. Her zaman olduğu gibi bu farkın etki büyüklüğünü bulmamız gerekiyor. Yani elde ettiğimiz Z değeri, ki -3,329'du, ne kadarlık bir etkiye karşılık geliyor o erkeklerin yazma notuyla kadınların yazma notu arasında dediğimiz zaman, bunu şurada gördüğünüz R eşittir Z değeri bölü karekök denek sayısına bölerek bulabiliriz. Nitekim bu hesabı yaptığımızda R değeri, yani etki büyüklüğü değeri -0,23 çıkıyor. Bu da erkeklerle kızların notları arasında çok büyük bir fark olmadığını gösteriyor. Çünkü 0 ile 0,3 arası düşük etki, 3 ile 5 arası orta düzeyde etki, 5 ve daha yukarısı da büyük etki anlamına yorumlanıyor. O zaman bu değeri de aldığımıza göre, apasitinine göre yaptığımız testin sonucunu şu şekilde rapor edebiliriz. Mann-Whitney-Wu testi sonucuna göre erkekler ve kızların yazma notları arasında anlamlı bir fark vardır. Mann-Whitney testi U ile gösteriliyor. U eşittir test değeri 3606. P değeri eşittir 0,001, yani %5'in çok altında.
Z değeri, Van Whitney testi Z değerini kullanıyor demiştik. Eksi 3,329. Etki büyüklüğü ise eksi 0,23. Peki, bu testin başında erkeklerin ve kızların yazma puanı notlarının normal dağılıp dağılmadığını test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi yaptık. O zaman madem veriler normal dağılmıyordu, neden daha önce parametrik olmayan bir test kullanmadık? Neden bağımsız örneklem T testi yaptık? Şunun için bu dersin başında parametrik olmayan testlerin daha az güçlü olduğunu söylemiştik. Şimdi aynı veriler üzerinde hem parametrik bağımsız örneklem T testi hem de parametrik olmayan Van Whitney U testi yaptığımıza göre ikisinin sonuçlarını bir karşılaştıralım. Burada gördüğünüz gibi Van Whitney U testi sonucu bize P değeri olarak 1/1000 veriyor. Bağımsız örneklem T testi sonucu, yani parametrik test sonucu ise 0,000 sonucunu veriyor. Bu şu demek, gerçi bizim araştırmamızda tabii bu verilerle aradaki farkı belki çok iyi göremeyebiliriz ama çünkü biri 1/1000, biri 1/1000'den de daha düşük anlamına. Parametrik testlerin gücünü en azından görebiliriz. İkinci satırdaki bağımsız örneklem T testi sonucu P eşittir 0,000, yani daha duyarlı bir değer elde etmişiz. Parametrik testlerde tür 2 hatası yapma olasılığı daha düşük. Yani gerçekte gruplar arasında fark varken fark olmadığını kabul etme olasılığı. Düşünün, eğer bu değerler bizim aldığımız %5 değerine yakın olsaydı, o zaman parametrik ya da parametrik olmayan test yapma bize bir durumda hipotezi araştırma, boş hipotezi reddetme, diğerinde kabul etme durumunda bırakacaktı. Dolayısıyla duyarlılık açısından bakıldığında şuradaki 1/1000 değeri, diğerinde ise ondan da düşük değer bize bu tür 2 hatası ile ilgili iki testin karşılaştırma imkanını sunuyor. Bu veriler için biraz önce de dediğimiz gibi fark etmedi. Ama sınır değere yakın başka testlerde parametrik test sonucunda iki grup arasındaki puan farkı anlamlı, parametrik olmayan test sonucunda da anlamsız çıkabilir ve ilkinde boş hipotezi reddeder, ikincisinde kabul ederdik. Yani bir başka deyişle parametrik testlerin iki grup arasındaki farkı fark etme gücü parametrik olmayanlardan daha yüksek. Bu nedenle veriler dağılıma uygun ve aralıklı oranlı ölçüm düzeyinde toplandıysa parametrik testler tercih edilmeli.